Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seri başlatıyoruz. Beğenirseniz böyle artık devamı gelir. Güzel bir video olur inşallah. Kuş günlükleri adlı serimiz. Burada kuşlarla ilgili böyle genel bir toplantı gibi, konsey masası gibi düşünün bunu. Yani atıyorum işte belli başlı konular olur. Onları böyle hep beraber, çünkü burada 4 üretici, Erbaa'nın saygın üreticilerinden Okan abi, Okan Bey, Alkan Bey, Hasan Bey, Utku Bey ve 2 tane tatlı maslan parçamız. Evet, şimdi ilk konumuz olarak mezatlar. Bununla ilgili biz zaten videosunu çektik. Yapalım derseniz ben varım. Evet, işte. Yapalım derseniz evet, mezat. Ben varım. Mezat. Kesinlikle destekliyorum. Benim mezatlarla ilgili düşüncem, zaten ben söyledim. Kuşlar yurt dışından getiriliyor ama sağlık açısından ve fiyat açısından ben doğru bulmuyorum. Ama son zamanlarda eski mezatlar gibi değil de biraz daha modern mezatlar. Aynen. Şu an başladı. Var mezat, izlemek istedim. Şu an var mı? Evet. Hasan Hoca müptelas. Evet arkadaşlar, benim en büyük hobim yattığım yerden evet, akşamları varsa izlemek. Sabahtan akşama kadar izliyor. İspiyonlandık. Evet, evet, yakalandık. O kadar vaktim yok ama fırsat buldukça izliyorum tabii. En azından ne olduğunu görüyoruz ama tabii tasvip etmiyoruz. Evet. Peki öneriyor musunuz? Yani önermiyorum ya. Yani şu önermiyorum derken, bilindik bir kişi yaparsa bu evet, olayı bizim gibi, tabii ki diyecek bir şey yok. Güvenilir olması lazım. Çünkü bu pandemiyle başlayan bu evcil hayvan beslemedeki artış furyasını insanlar kötüye kullandı. Evet. Bence bunu insanlar, yani kötü niyetli insanlar da bu çok güzel kullandı. Hep insanlara bence hani iyi diye gösterip kötü hayvanlar gönderdiler. Belki bu işi hakkıyla yapan kişiler vardır. Şimdi bize buradan cephe almasınlar. Ama genel itibariyle güvensiz bir ortam hissiyatı oldu. Mesela Kayseri'deki arkadaşlar bence güvenilir. Yaptılar yani. Evet. Gayet de güzel yaptılar. Kuşlara yolladılar. Yolladılar. Tabii tabii. Evet. Hiçbir problem de yok. Ama genel itibariyle tabii güvenilir kişilerden almak en doğrusu. Evet. Gidip mesela biz ne yaptık? Ankara'ya gittik. Hiç niyetimiz yoktu. Değil mi? Gittik gördük. Kümes gayet 10 numaraydı. Aynen. Yani oradan en kötü kuşu bile alsan iş yapacağı belliydi. Direkt kan belliydi. Aldık yani. Aynen öyle. Yani evet, biz o an hiç aklımızda yoktu. Yani iş için gitmiştik ama kuş ekstra oldu yani. Evet. Ve orada yine bu şekilde şovcum bu değil de Kanarya getiren insanlarla tanıştık. İtalya'dan falan. Evet. Az çok bilgi edindik, fikir edindik bu yurt dışından kuş getirmeyle alakalı. Tabii ki belli başlı şeyleri varmış. Hani şartları tabii varmış. Veteriner belgesi, belli bir kasa kirası varmış söyledikleri. Evet. Ya tabii bunu hani çoğu arkadaş getiren arkadaşlar bizden daha iyi biliyor ama evet, bir kişi de yanındaki tane kuşu çok rahat bir şekilde hiçbir şey yapmadan, gümrüğe dahil olmadan, evet, vergiye dahil olmadan sadece veteriner belgesi varsa getirebiliyormuş. Hani bunun için de yurt dışına gitmeye değer. Gidebiliriz. Yani bir gün evet, bir gün gidebiliriz. Yani bir yurt dışı gelse düzenleyebiliriz. Evet. 4 yetişkin 2 çocuk, adam başı 2 tane, 12 tane kuş getirebiliyoruz şu an. He, doğru. Sen tabii, senin için de herkes, senin de 2 tane hakkın var oğlum tabii. Evet. Sen istediğini seçersin. Hangi renk seçeceksin? Neyi? Kuşu. Mavi. Mavi mi? Sarı. Sarı mı, mavi mi, beyaz mı? Sarı mavi, 2 tane hakkın var. Fenerbahçe. Bu arada Trabzon'un Sivas'ı biraz önce 4 bir ekledim oğlum da söyleyeyim. Ben Galatasaraylı olarak bekledim ki Sivas kazansın, puan kaybetsin. Şey, puan kaybetsin. Kupasını alacağız. Bakacağız. Ona bakacağız. Evet. Yani mezat durumu bu şekilde. Yani biz buna karşı da değiliz. Hani desteklemiyoruz da. Ama güvenilir kişiler yapıyorsa tabii ki bizim için bir problem yok. Ama ben bir muhabbet kuşuna 40 bin lira, 50 bin lira verilmesine karşıyım. Beni tahrik ederseniz verebilirim. Evet. Hasan Hoca verebilir. Benim o anki duruma bağlı. Evet ama yani ölürse, ederse, şöyle yaparsa, böyle yaparsa ben gerçekten o gece yıkılırım. Uyuyamam. Sadece ben çıkacak para varmış diyorum. Ben diyemiyorum. Çünkü çıkacak bir para yok. Hasan Hoca da çıkacak bir para olduğu için. Yani var para ya, var. Çıkabiliyor. Bendeki para hepimizde. Sıkıntı yok. Evet. Evet. Biz konuşmuyoruz zaten. Evet.
O adam yokluktan üretimhaneyi kendi yaptı. Zaten videosunu izlediniz. Değil mi Okan'cığım? Aynen. Gerçekten seni çok takdir ettiler o videoda. O videoda üstümüze de geldiler. Dediler ki işte Okan'a böyle boş mu diyeceğiz? Böyle mi yapalım? Evet. Yani. Ama biz zamanında, evet zamanında yani, zaten yapmış. O mantıkla o zaman onu kuşun kellesini kopartalım atalım. Aynen öyle. Ne yapacaksın yani? Ben de kümesi öyle kurdum. Öyle derken yani zaten ondan öncesini de verdik. Hatta Ankara'ya gittiğimizde değil mi? Beraber aynen aldık. Hatta Ankara'ya götürüp sırtımda taşıdım Okan seni. Evet. Özel şu sahibi koltuktaydın Okan. Giderken de oradaydın. Gelirken de oradaydın. Gelirken de hocam. Tamam mı? Doğru. Ama dedim yani bir sonraki seferde Okan nerede rahat ediyorsa test edeyim dedim. Ondan sonra aldım Okan. Makam resmen makam şoföründüm yani. 1000 kilometre yol yaptırdım sana. Hocam yayla yayla geleceğim dedi. Sıkıntı yok dedim. Yayıldı. Kuşlar yaylara geldi vallahi hocam. Orada sizin tercihiniz kardeşim. O kadar kuş almasaydınız. Yani bir tane iki tane bırakmadınız. Alt tane ikisi tüm kümesi aldı arkadaşlar. Evet, tüm rainbow kuşları topladılar. Yani ondaki arkadaşlara da selam olsun. Gerçekten bizi de çok güzel ilgilendirdiler. Çok da evet güzel kuşlar verdi değil mi? Yani, aynen gayet. Yani ben dün akşam Altan'ın oraya gittik. Değil mi? Yani başarılı. Yuvaya giren 3 çift vardı. 5 çift 3 yuvaya giriyordu orada. Bu arada en iyi violeti almış. Almış. Çarpmış almış. Resmi. Ne diye verdi ama. En iyi violeti ne diye verdi. En iyi violeti almış. O Ankara'ya kadar geldi. Kutunun içine koyduk. Nasıl orada kaptın onu? Valla en iyi violeti almış. Ama ben Altan'dan zaten bu performansı bekliyordum. Biz yok. Kimin öğrencisiyim? Evet. Yani, yani ben Altan'dan bu performansı bekliyordum. Ömer de bazı direk eriyor. Evet, o videonun bir tarafında. Ben de violet çok. Kıramadım. Oğlum violet verebilirsin ama en iyisi değil bu. Başka bir violet yoktu ki zaten. Var mı oğlum? Oranın hepsi violet. Adam kucaklamış. Ya senin olacak ya toprağın dedi. Ben de dedim senin bari olsun. Ben. Altan benim özlerim belli. Yapar. Evet, yapalım. Altan yapar. Bunu koparım. Altan geldiğinde Altan'ın nazar mevzusunu da açalım. Unutma. Tamam. O yüzden evet, mesle sen yapmadık bu videoyu arkadaşlar. Ben Altan'ı içeriye sokmuyorum. Birazdan kamerana gireceğiz. YouTube kanalımızdan Altan engelli, izleyemiyorlar. Evet. Harbi video. Allah seni kahretsin. Yani bu daha komik oldu. Bu arada bu videomuzda sahiplendireceğimiz yavruları da göstereceğiz. Videonun sonuna ekleriz. Bu video biraz uzun olur. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gitmiş olur. Eğer ki hoşunuza giderse devamında aynı şekilde çekeriz. Sahiplendireceğimiz kuşları da göstereceğiz. Orta vasıflar, üst vasıflar, renk kuşlar falanlar planlar. Ama tüm yavruları çekmiyoruz. Bir önceki videoda da söyledim. Çünkü nazar gerçekten çok değiyor. İşlemiyor. Yani biz kendimizi Altan'dan mı koruyalım? Nazar yani YouTube'dan mı koruyalım? Instagram'dan mı koruyalım? Bilemedik yani. Bilemedik. Değil mi Altan kardeşim? Geliyorum. Gelmesen de olur. Gelmesen de olur. Gelmesen de olur. Altan gerçekten efsane bu konuda. Öldürüyor arkadaşlar. Yani öyle. Evet. Allah verir sürdürmüyor kuşu. Direkt pat yarım günde. Yarım gün sürerse iyi. İşte böyle. Yarım saniye bile sürmeye. Ama fark ettiyseniz en son nazar kendime de dedim. Kümesim altında. Evet. Sağ olun. Evet. Altan evlilik sürecinde maalesef bir takım sıkıntılar yaşadı. Ama topluyoruz. Yıkılmadı hala ayakta. Sallamıyoruz. Yani biraz sallandık ama halledeceğiz. Halledelim inşallah. Neyse sence bir üst basık çok güzel bir şovcu mu düşündüğünde? Bunun limiti ne olmalı? Fiyatsal mı? Fiyatsal. Alırken mi satarken mi? Hem alırken hem satar. Mesela hem alırken hem satar. Sence bu kadar bir üst basık bu kadar üretimi zor mu? Bu kadar değerli olması gerekiyor mu sence? Ya şimdi geçen sene ben burada bayağı bir sayı oynamıştım herhalde. Evet, mi? Bayağı. Şimdi bu sene birazdan çekeriz. Kuşlarda basık gerçekten artırdık burada. Burayı basıfa, diğer Utku'nun orayı renge çevirdik. Evet. Dedik. Gerçekten yani yumurtluyorlar arkadaşlar bizdekiler. Hani suni rölleme yapmıyoruz. Evet. Yumurtanın 6'da 5, 6'da 6'da dolu olan var. Ama yeme düşürdükleri ilk kuruçkada en fazla 3 oldu. Evet. Yani 4 tanesini yeme düşüren bir çift olmadı. Üst basık ve üst basık yatırımlarla. Hani bu şunu gösteriyor. Hani bunu gittiğimizde Emre'ye de sordu. Evet. Emre'nin de görüşünü aldık orada. Emre de aynı şeyi söyledi. Bana 2 tane yetiştirsin, yeme düşürsün yeter dedi. Evet. Nitekim bizim ortalamamız da 2,5 herhalde. Yani 2-3 üst basık gerçekten vardı, hani yeme düşürdüğü baktığı kuş sayısı gerçekten düşükmüş. Biz bu sene evet tecrübe ettik. Geçen evet sene bir çiftimiz vardı. Bu sene evet üst basık yakın bayağı bir çiftimiz var. Hatta şu an savmada bile evet yedek oyuncu olarak Allah'a şükür
Allah isteyen herkese daha fazlasını versin. Aynen. İnşallah. Ama bence yetiştirmesi diğer çiftliği yani küçüklere göre zor. Evet zor. Ama sence şimdi bir orta basıp show jumbo'yu aldım mesela 2000 liraya da alınabiliyor. 2500 liraya da alınabiliyor. Maşallah. Ama üst basıp show jumbo dediğimizde bu rakam 20.000 lira, 25.000 liraya kadar. Yani aradaki bu 10 katlık sence fark normal mi? Yoksa insanlar alamadığı için, çok fazla piyasada bulunmadığı için mi bu fiyat farkı? Hani daha ayağa düşmediği için mi? Yani bence hem o da var, hem zor üretildiği için. Ya da şu var yani, bu işin ticaretine bakmak lazım. Şimdi ben 30.000 liraya çift aldım. Evet. Şimdi toptalde bunu da alacağım yavru bir sezonda ikişer tanesi, 3 kuruş kalsam 6 tane yavru alacağım. Evet. Hadi ikisini kendime sakladım diyelim işin matematiğinde. 4 kaldı. 4'ünü satsam, parayı amorti etmeye çalışsam en kötü 7.5'a vermem lazım. Evet. 4'ye 7.5 30 yap. Evet. Yani bu işi ben hobisine yaptığım için bu maliyeti dedik yani. Bak yani. Eğer ki o iki çift 3 kuluçkadan sonra devam ederse, iyi bakabilirse, 2 de yavrusunu aldıysak o kar diyelim. Evet. Şimdi bu işin ticaretini yapan adam bak biz kira vermiyoruz. Evet. Yani bir elektriği var, bir yemi var, başka bir şey yok. Şimdi evet. Bu işin ticaretini yapan bir adam İlla ki bunun üstüne kar koymak isteyecektir. Bu birincisi bence. Evet, doğru. Ama 40 bin lira yapma konusunda, 50 bin lira yapma konusunda çok çok üstse, mesela geçen de görmüştüm. Ben hiç öyle bir rutuna da görmedim. Rutuna taşıyıcı da görmedim. Evet, hani mutasyon. Mutasyon, ciddi mutasyon. Mutasyon. Hani orada gördüğümde yani kişi 40 bin lira para istedi. Karşı taraf da hiç 47 bin lira istedi. Karşı taraf 45 olsun da olsun da aldı yani. Ama gerçekten görmedim arkadaşlar. Yani ben Daniel Lutorf'un tüm videolarını izledim. Burada Türkiye'deki Daniel Lutorf yetiştiricilerinkini izledim. Satanlarınkini gördüm. Fokus vasıf kuşlar gördüm. Ama öyle bir kırmızı göz görmedim yani. Gerçekten görmedim. Yani mutasyon olduğunca mutasyon, ben de evet. Yani ama onun haricinde bu benim olsun diyebileceğim bir kuş evet olabilir. Bir de şey meselesi bu hani risk edilebilecek para meselesi. Evet. Mesela bir de bu kuşu şimdi biz bu şişeyi ben saplar çıkartırım. 1000 lira diyebilirim ama bu benim için değerli. Satmam. Altan gelir illa sat. Lan lanet olsun. Alıyorsan o zaman al 50 bin lira derim. Yani, Altan da para değersizse 50 bin alabilirim ama bunu beğendiyse bir, evet. Tabii bir üst limit olmalı. Bana göre de 40-30'lar çok yüksek. Ya. Gerçekten şu an Türkiye ekonomisinde yüksek. Yüksek. Yani hani şunu düşünmek lazım. Sürdürülebilir olabilecek mi? Ben daha evinde üst basıp şov yavru alıp da 5 sene hiç kimse görmedim. Evet. Biz düşük ortaları bir şekilde gördük ya da alıyorlar ama Üstü üreteceğin üreticiye gidecek. Üreticinin alabilmesi için de üretip para kazanmamak lazım. Doğru. Yani bence şu anki Türkiye piyasasında çok sürdürülebilir değil. 30-40. Evet. Ama illaki satanlar, bilindik satanlar bulacak yani. Ben piyasaya çok fazla kuş sokulduğu kanısındayım. O yüzden bu fiyatların gittikçe zorlaşacağını ve bu üst basıp çocuğun bonunda bir yerde, ha bu bir yıl olur, iki yıl olur, ne zaman olur bilmem ama bir yıl tıkanacağı kanısındayım. Şimdi şu anda eskiden Jumbo Muhabbet Kuşu'nun bir ismi vardı. Hı hı. Şu anda Jumbo Muhabbet Kuşu'nun bir ismi kalmadı. Evet. Baktığımızda. Ama hala işte orta basıp ve üst basıp bir şekilde gidiyor. Yani eskiden mesela Lightwing Japanese. Biz bundan çok önce hayrandık. Çünkü 2500 liraydı bir tanesi. O zamanın 2500 lirası. Şimdi Lightwing Japanese'ler. Blackwing geçen yıl, ondan önceki yıl kaç bin liraydı? Aynen öyle. Şu an 2000 lira, 3000 lira. Evet, takım 3000 liraya, 3500 liraya. Geçen sene 20-30 bin lira istiyorlardı. Evet, Blackwing'lere 20 bin lira. Yani fiyatlar çoğalınca ama ben üst basıp şovun çok düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü yani herkesin yetiştirmesi zor. Evet, herkesin üretebileceği, ya tek takımla, iki takımla, üç takımla üretilmesi zor. Çok zor. Ama üretimhane bazında baktığında biz hiçbir problem yaşamadık. Ha biz iyi bakmışızdır, nasibimizdir. Orayı bilmem. Ama biz ürettik. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce üst basıp şovcum bu. Tıkanır mı? Ne yapar? Dediğim gibi abi her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da olabilir ama üretimi zor olduğundan dolayı bana kalırsa da sana evet. Katılıyorum yani. Evet. Yani şahsen ben de çok fazla ürettim, ettim ama hiçbirinde şovda zorlandığım kadar da zorlanmadım. Ben yani. Bu işe ilk başladığımda Hasan abi de aynısını söylemişti bana. Yani normal kuş beslemek de jumbo falan şov apayrı değil. Ayrı. Akımı zor, üretmesi zor, baştan aşağı her şey zor abi. Tabii, yavru sayısı düşüyor bir kere otomatik. Nazlanıyor, ediyor. Birçok problemi var. Eşleşmesi bir dert. Yani. Ki sonuçta bir canlı yani yolda gelirken de ölebilir ki bu da bütün paranın çöp olması demek. Hı. Yani.
Yani bura canlı olduğu için zaten buranın bir atasözü vardır bu müessesenin. Canlının garantisi olmaz. Bunu satın alırken söylerler ve bu sözü duyduğunuzda kaçın. Canlının garantisi olmaz denildiği anda bilin ki orada bir tehlike var. Yaşadık. Evet. Yaşadık. Yaşandı. Ama yani bizim şimdi şu var. Şimdi birçok kişi izleyecek bunu. Senin evet. takipçin bayağı var. Hani bizim üst basıttaki tecrübe süremiz kısa. Evet. Yıllardır bunu yapan insanlar var, abiler evet. var yani. Bunlara kesinlikle saygı duyuyoruz. Tanışıyoruz gittiğimizde. Kümeslerine davet ediyorlar. Misafir ediyorlar. Hiçbir kötülük görmedik ve bize gerçekten tüm bildiklerini paylaşıyorlar. Evet. Hani hepsinin söylediği şu zaten. Hayvanın cüssesi büyüdükçe üremesi zorlaşıyor. Evet. Yavru alma zorlaşıyor ve hani otomatik olarak bununla bir alış maliyeti olduğu için otomatik olarak adetteki ürettiğin yavru sayısına böldüğünde fiyat yüksek kalıyor. Yani benim yani şu an kendimce planım, yani bizim kendimizce planımız orta konusumuz. Üst vasıf her zaman olsun. Evet. Orta vasıf olsun. Daha düşüğüne gitmeyelim. Evet. Yani. Gibi. Ha ne yapıyoruz burada zaten? Bir şekilde eliminasyon yavrulardan yapıyoruz. Yavrunun ne geleceğini bilemeyiz. Hatta geçen kadar hiç olmaz dediğimiz yavru yaşatmışlığımız var. Evet. Yani çok çok güzel yavruların kendiliğinden gelmişliği var. Bir de hiç olmayacak dediğimiz ama bir şekilde de beklettiğimiz yavru yani gayet güzel ikinci, üçüncü türden sonra orta vasfın çok çok üstünde. Ya bir yaşında olurduğunda son o tüylerini attıktan sonra gerçekten bazı kuşlar bir anda patlayabiliyor. Bazıları direkt yavruluktan çıkabiliyor. Yavruluktan çok güzel çıktığını anlayabiliyorsun. Ayağı büyük oluyor, tüyler yani sakal, daha çok sakaldan bu iş belli oluyor. Yani gerdan sakal kısmına kadar aşağıdaysa o kuş o kadar büyüyecek, kafa açacak, güzelleşecek. Bununla ilgili bu arada mutasyonlarla ilgili Hasan Hoca daha bilgili. Hangi kuşla hangisi eşi atılır? Bununla ilgili de bir video yapalım beraber. Olur. Yani yeni yeni öğreniyoruz ama birazcık İngilizce olduğundan, birazcık da araştırmayı sevdiğimden açık söyleyeyim arkadaşlar. Ben de bir bilene soruyorum ya da dokümanlardan okuyorum. Bir yandan da Utku ile beraber test imkanımız oluyor. Evet, test ediyoruz. Gerçekten de insanların bizle paylaştığı bilgiler çok değerli ve kesinlikle doğru genellikle. Bizim yaptığımız, okuduklarımız da doğru. Bir araya geldiğinde gayet güzel sonuçlar çıkıyor ki, değil mi? Evet. Spangle'lar gelmeye başladı. Güzel. Senin orada bir tane devre bugün videoda evet, gördün. Evet. Reis'in yavrusu. Beyaz çok. Şimdi reis'e bakarsan parçalıydı. Reis'in eşi mor muydu? Mavimsi. Mavimsi değil mi? Açık mavimsi. Ondan sonra bulut geldi. Bulut evet. bir kuş geldi. Şu an o yavru babasının kaç katı? Evet. Devre olmasına rağmen. Aynen öyle. Yani bunları zamanla öğrendikçe paylaşıyoruz arkadaşlar. Peki şu anda bizi izleyen, belki de bu işe ilgilenmeyen veya ilgilenmeye çalışanlar olacaktır. Yani bu üretim işinden herkesin aklındaki soru, ben para kazanabilir miyim? Sence para kazanabilir miyim bu işten? Bu iş bir meslek gibi görülebilir mi? Bu iş meslek gibi görülebilir mi? Ya ben de bu sorunun cevabı çok uzun. Ömer senin, ilk senin, söyle Ömer. He, söyle evet. Çalışırsan para kazanırsın. Evet, mantıklı. Basit bir mantık ve gayet doğru. Çalışırsan olur. Şimdi arkadaşlar, ben de bu sorunun cevabı çok göreceli. Ben e-ticaret tarafında da, yazılım tarafında da çok fazla, yani 2000 yılından beri bir fil piyasada çalışan birisi. Eşit bir rekabet ortamı yok. Bu nasıl? Şimdi ben bu işin ticaretini yapacaksam her şey dört dörtlük olsun isterim. Dolayısıyla belgelerdir, yerlerdir, veterinerlik belgesidir. Ama bizim ülkemizde ben ilçe tarıma da gittim. Beraber gittik. Evet. Birçok belge için vesaire için. Bizden başka başvuran yok bölgede yani. Bırak Erbay, Tokat'ta sadece pet shoplar bununla ilgili belgeler almış. Şimdi bu belgelerin bir sorumluluğu var. Otomatik vergi dairesine dahil oluyorsun. Aynen öyle. Şimdi sen bunu ciddi olarak düşünüp bunları yapmaya başlıyorsun. Bunların bir gideri oluyor. Yani yıllık, aylık veteriner giderlerin oluyor. Şimdi sen bunları yapmaya başlıyorsun ama rakibin bunu yapmıyor. Evet. Avrupa'da bunun bir standardı var. Herkes aynı şeye dahil. Herkes aynı yövmeye dahil. Yani. Aynı bir gider grubuna dahil. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de adaletli bir rekabet pazarı olmuyor bu sefer. Doğru. Dolayısıyla senin 50 liraya belki başlangıçtan yumurtayı yumurtadan çıktığı anda sana 50 liraya mal olan yavru, yerli yavru diyelim. Evde besleyen için yumurtadan çıktığında 5 liraya mal olur. Şimdi aradaki 5 lira ne yani? Şimdi bir kere bunu başlangıçta bilerek çıkmalı. Bu işten para kazanılabilir.
bana göre. Ek gelir olabilir. Ana gelir kalemi de olabilir. O kadar tecrübe etmedim. Ama gelir kalemi olay yapacak arkadaş bana göre hem düşüğünü yapmalı, hem yerlisini yapmalı, hem şovunu yapmalı, evet, hem rainbow'unu yapmalı. Çünkü matematiğe vurduğumda ben yerliyle rainbow'la kümesin tüm masrafını çıkartırım. Geri ürettiğimi cebime kar olarak bırakırım. Ama buradaki olay işte matematiğini çok güzel yapmak lazım. Kaç kafes yapar? Optimum, senin ona ayıracağın süre ne? Tek işin mi bu olacak? Tek işin bu olacaksa hani İzmir'de büyük üretimhaneler vardı. Evet. Videolarda izlemiştim. Evet. Öyle bir ortam bana göre para kazanmama ihtimali yok. Yani bin çift tarzında. Ya şimdi bugün sen kaç dakika ayırabiliyorsun kümesine? Ben baktığımda 1-1.5-2. O zaman en fazla. Ya ben sabah 6'da 7'de kalkıp mama vermezsem gün içerisinde benim mama vermeye vaktim yok. Evet. Şimdi dolayısıyla bunu ticaretini yapacak adam buraya günde 10 kere gelmesi lazım. Tabii canım bundan çıkmaması, çıkmaması lazım. Lazım. Şimdi bu hani göreceli kavramlar. Ha, ticaret olarak bu işten para kazandın mı kazandın. Evet. Yani bana göre zenginlik aylık 5.000 liradır. Okan'a göre aylık 50.000 liradır. Yani oradaki rakamın kişiyi tatmin etmesi ya da ya şu an bizim Erbaa'da ürettiğimiz kuşu kaç kişi Erbaa'da satabiliriz? Ama bir Ankara'da, İstanbul'da kuşu ilana koyduğunda gelip elinden alıyorlar. Otobüse vermiyorsun da. Öyle görerek ya da sen de gidip görerek alabiliyorsun Erbaa'da. Olduğun lokasyonun da buna çok büyük etkisi var. Tabii. Bir İzmir'de olmak, bir İstanbul'da olmak. Ama her halükarda çalışan bir şekilde başarır diyorum. Bir şekilde ekmeğini yer. Kötü bir iş değil ama hani biz hobi olarak yaptığımız için işin matematiği çok fazla tutmalı arkadaşlar. Evet. Peki mesela sizlerde daha çok mesela işte orta basın, jumbo, İcabı, yerli, rainbow, bu tarz kuşlar şu anda mesela daha gündemde sizin için. Evet. Sizce bu tarz kuşlarla bu insanlar ana gelir veya işte ek gelir tarzı bir şey yapabilir mi bundan? Para kazanabilir mi? Yani ben bazen şahsen boş kaldığım zaman uzun uzun düşünüyorum acaba bana ne katar, zarar mı, ziyan mı yoksa artı mı diye şöyle baktığım zaman kişiler yolunda giderse yavru sayısı falan yüksek gelirse yerliyle ne yapabilirim? Yerliyle kafesin işte ihtiyaçları ana, ihtiyaçlarını işte mamasıdır, yerlerdir falan, işte elektriği, suyu falan bunları karşılayabilirim ancak. Şu an için. Bence öyle. Yani yerli bir belki 50 çift, 100 aynen. çift, 150 çift, 200 olabilir. Çift. Belki olabilir. Ama onun haricinde zannetmiyorum ben yerliyle bir şeylerin dönebileceğini. Ama 200 çifte çıkarttığımız zaman şimdi yerlilerde emek gidecek. Emek de artacak. En önemli şey zaman. Evet. Burada iyi bakmadığın sürece gerçekten bu işin hiçbir önemi yok. Aynen. Bence öyle düşünüyorsun kardeşim. Abi bundan bir kere İlk başta sevmen gerekiyor. Evet. Bunu yani sadece doğru. Ben tutayım, para kazanayım diye gireceksen zaten yapamazsın işin açığı. Önce bir kuşu sevmen gerekiyor. Ondan sonrasında zaten emek verdiği bir şeyler oluyor. Ha, para kazanma muhabbetine geldiği zaman da bence ek gelir olarak daha mantıklı. Ana gelir olarak çok zor bir iş. Yani evet. Onun yanında ne bileyim ya bir malzemesi düşünüyordu bunu. O şekilde ilerlersin. Yani. Onun haricinde sadece kuşla ilerlenir. İlerleyen abilerimiz de var. Yok değil. Ama yani. Onlar da işi biliyor abi. İşin açığı. Tabii. Hakkıyla yapan insanlar var. Hakkıyla yapabilecek her insan da kazanır. Yani. Ama zor ya. Bence ek gelir. Yani ek gelir daha mantıklı burada. Ek gelir daha mantıklı. Çünkü bir anda bir hastalık girip yani ne kadar bilsen de bazen fark etmediğinde en ufak bir şey çok büyük bir çığ haline. Her şeyini bağlayamazsın abi. Kartop haline gelebilir. Yani problem yaratabilir. Bence de ek gelir olur. Bizim bölgede çok vardı. Sen de biliyorsun. Yanımıza gelip ben üretim yapacağım diyeceğim. O kadar insana verdik ettik. Evet. Hepsi bize geri geliyor. Hepsi geri geliyor. Ben üreteceğim, pet shop'a satacağım, şu olacak, bu olacak. Biz 10 takım veriyorduk. Bir ay geçmiyordu. Hatırlıyorum daha en son birine verdik. 10 takımın 10'unu da geri getiriyor bize. Niye? Abi işte pisliğiyle uğraşamıyorum. Ya abi işte şu oluyor, bu oluyor. Bir ton şey. Sevmezsen olacak iş değil. Ya bu her işte geçerli yani. İşinden memnun olmakla, işini sevmek, işe severek gitmek her zaman çok lazım. Verim açısından da. Aynı bu şey. Evet, sohbetimizi burada bugün yani üretimhane açısından sonlandıralım. Yavrularımızı çekelim. Yavrularımızı gösterelim. Unutmayın. Ve beğenirseniz, eğer ki beğendiyseniz bu tarz sohbetleri konular aşağıya yazabilirsiniz. Çünkü burada üretici, farklı farklı üreticiler, herkes burada fikirlerini beyan ediyor. Bu tarz güzel bir ortam oldu bence. Eğer ki severseniz like atmayı, yorum atmayı ve aşağıya bir dahaki
günlükte hangi konuların tartışılması gerektiğini yazarsanız bizlere çok seviniriz. Ve bu videomuza sponsor olan Karadeniz Pet'e çok teşekkür ederim. Bunlara haberiniz yok. Kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi karadenizpet.com'a bekleriz. Şimdi yavrularımıza geçelim. Gerçekten çok güzel yavrular olacak. İsteyen karadenizpet.com web sitesinde benim telefon numaram var. Oradan yazıp bana ulaşabilirsiniz. Korkmayın, uygun fiyatlarla. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz yavrunun zaten bir öncekinde şeyini de babasını da göstermiştim sizlere. Şu anda varsa babasını da atalım yanına. Babası belki uçabilir ama görebildiğiniz kadar bir görün. Bu tarz güzel bir yavrumuz var. Zaten sakal, işte kafa yapısı belli ediyor. Şu sırt, yani sırtından uzanan kafa tüylerinden bile vasfını anlayabilirsiniz. Belli bir yani zamandan sonra neler olabileceğini. Öyle bakalım, babası durursa yanımda inşallah, uçmazsa. Evet, bu şekilde babası maşallah sığmadı. Evet, babamız bu şekilde güzel bir mavi kuş. Yani karadenizpet.com'daki telefon numaramdan bana yazabilirsiniz. Evet, yine aynı şekilde böyle güzel bir büstbası çolcumbo yavrumuz da mevcut arkadaşlar. Bunun babası DF, annesi aynı, kendi birebir bu şekilde. Onun da videosunu çekerim sizlere. Bunun arasına eklerim sizlere. Sizler de hem annesini hem babasını görmüş olursunuz. Evet, o yeşil spangle'ımızın babası burada. Kendi de zaten burada. Biraz önce videoda görmüştünüz. Veya direkt o videonun peşine de koyabilirim. Tam bilmiyorum. Daha kurguyu yapmadım. Burada da arkadaşlar şimdi annesi, gördüğünüz gibi. Annesi zaten birebir yani onunla, ama vasıf olarak annesinin üstünde olacağı belli. Baba zaten DF, kuşta hem DF kanı var hem de gerçekten üst basık. İnşallah beğenen olursa bu şekilde bu yavrumuzu da sahiplendireceğiz. Bilginiz olsun. Ya böyle gayet güzel bir şov kuşumuz, üst basık yavrumuz sizlerle. Eğer ki beğenirseniz yine bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle çevirelim. Endamını görün. Evet, yine bu şekilde çok güzel bir üst basıp şovcum mumuz mevcut. Daha yeme düşmedi bu arada. Daha 24 mumuz. 23-24 günlük bir şovcum bu. Zaten belli oluyor. Daha tüyünü tamamlamadı ama ne olacağı da gerçekten çok ortada olan bir muhabbet kuşu. Şovcum bu üst basıp. Bunların da arkadaşlar piyasaları biraz önceki kuşlardan yüksek. Ama ben gerçekten kaliteli ve üst basıp şovcum bu istiyorum diyenler için de gerçekten kaçırılmayacak bir kuş, gördüğünüz gibi. Şimdi bunun diğer kardeşleri de sırayla gelecek ekrana. Evet, bu da kardeşi, bu şekilde yine yeşil. Bu da arkadaşlar, bunların biraz sonraki getireceğimiz kuşla da kardeşler. Bu da aynı şekilde üst basıp çok güzel bir şov olacak. Anne babanın da yine sizlere videosunu gösteririm. Şu anda hiçbiri yem kırmıyor. O yüzden dengede de problem yaşıyorlar. Daha ilk defa tünekte duruyorlar. Eğer ki isteyen olursa arkadaşlar bunları rezerve ederiz. Bilginiz olsun. Bunları rezerve usulü yapmamız lazım. Çünkü maalesef daha önce yem kırmıyorlar. Daha ortalama bir 8-9 gün sürecektir bunların hazır olması. Şimdi diğer kardeşini de getirelim. Şu yeşili alalım, diğer gri'yi koyalım. Oğlum o kadar tüy var ki ayağa kendi tüyüne takılıyor. At şu bacağını da. Bak kardeşin nasıl öğrendi lan 2 dakikada. Heh. Evet. Bu da arkadaşlar diğer kardeşi. Bu şekilde. Bunların zaten vücuttan, saçtan, sakaldan ne olacakları belli. Birazdan babalarını da göstereceğim. Ben şöyle söyleyeyim. Soldaki, yani ilk koyduğumuz yavrunun babayı kesinlikle geçeceğini düşünüyorum. Yani ama diğerleri de tabii ki bu üst basıp meselesinde maalesef son tüyü atmadan
net bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Ama maşallah ikisi de uçak gibi maşallah demeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar, gelelim mercimeğin faydalarına. Buradaki kuşumuz daha demin size gösterdiğimiz 3 kardeşin babası. Yani bu da bizim yavrumuz bu arada. Bu daha demin size gösterdiğimiz 3 yavru da bizim torunlarımız. Şu şekilde babanın gerçekten o benim söylediğim diğer kuş babayı geçecektir. Hani onu söyleyeyim. Ama babayı geçmese de olur yani. Gerçekten babası o kadar güzel bir kuş. Bu bizim aldığımız ilk çok güzel yavrulardan birisiydi yani. Gerçekten alıp böyle hoşumuza giden yavrularımızdandı. Babası, annesi de arkadaşlar bu şekilde bir üst basır. Annesi Reis'in kardeşi mi? Evet, annesi Reis'in kardeşi arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Böyle bir Reis kanı da sahiplenmek isterseniz bana yine yazabilirsiniz. Evet, şu anda gördüğünüz kuşlar da arkadaşlar üst vasıf ve orta vasıf kuşların eşlenmesinden gelen bu tarz bir vasıf. Yani bunların da vasıfları güzel. Şimdi bunlara piyasadaki piyasa kuşları gibi orta vasıf dersem benim kuşlarıma ayıp olur. Üst vasıf dersem de direkt size ayıp olur. Ama üst vasıf ve orta vasıflardan gelme çok güzel iki tane yavru. Bunlar biraz önceki 3 yavruya göre fiyatları biraz daha şey. Düşün. Sağdaki kuş. Evet. Şu bence üst yani bunu görmek lazım. Evet tabii ki. Onu... Hatta bunu vermememiz lazım bence. O sakal yapısı çok değişik var. Evet. Zaten gerdanın inişi bile güzel yani. Kafa açacağı çok güzel bir kafa açacağı belli. Ama nereye kadar büyüyeceği belli olmayacak bir kuş. Üçgenimsi bir şey var onda. Evet. Yani Show Jumbo'da gerçekten bir bakıyorsun Herkül gibi olmuş, bir bakıyorsun yavruluğundaki gibi kalabiliyor. Ama iki erkek çıktı meydana, isteyen varsa bizlere yazsın arkadaşlar. Evet, bunlar da bir önceki kuşlardan yine bir alt kademede. Fakat bunların da anne babası arkadaşlar orta vasıf Show Jumbo. Tabii ki fiyatları da ona göre. Fakat şöyle söyleyeyim. Mesela buraya bir önceki çıkarttığımız soldaki kuşla anne babaları bunların aynı vasıftaki kuşlar. Yani hani o yüzden eğer ki daha düşük bir bütçeye Show Jumbo sahiplenmek isteyen olursa da bu kuşlar için yine aynı şekilde bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu arada ele alıştıracak değişik hareketli bir kuş arayanlar varsa bu yeşili gerçekten sahiplensinler. Bu arada hani öyle dediğime bakmayın. Kafa açacağı da yeşilin mesela kafa açacağı 2-2-4. Yani hani onu söyleyeyim. Biz kötüsünü söyleyelim de. Aynen öyle. Ben kötüsünü söyleyeyim. O iyi çıksın. Bizim her zamanki şeyimiz oydu. Tavrımız oldu. Evet. Burada da 21 bilezik bir anaç erkek var arkadaşlar. Üst basık çok güzel bir Show Jumbo. Bu şöyle söyleyeyim sizlere. Bizim şu anda mavi yani şu anda 5-6 adet bu şekilde kuşumuz var. Bunu sahiplendirmemizin nedeni de 21 bilezik olması. Diğerleri daha genç. Ama şu anda çalışıyor. Geçen sezon çalıştığımız bir kuş. Tabii ki fiyatı da 21 bilezik 21 bileziğe göre fiyatı olacak. İsteyen varsa eğer ki ben çalışırım. Benim için bir sezon, iki sezon çalışsın yeter diyen arkadaşlarımız varsa yine aynı şekilde yazabilir. Bu kuşun da kalitesi ortada. Hatta çok sevdiğimiz bir abimizden biz almıştık bunu zamanında. Gerçekten o yüzden çok güzel de bir kan hattına sahip bir kuş. Bilginiz olsun. Evet, bu şekilde de arkadaşlar bir 22 bilezik DF Show Jumbo çok güzel vasıfta bir kuşumuz mevcut. Bunu da yine aynı şekilde daha iyi DF'lerimiz olduğu için sahiplendiriyoruz. Kanında kan var. Onunla hani herhangi bir problemi falan yok. Tüy eksikliği veya herhangi bir şey. Bunu biz hatta yeni eşten ayırdık. Biz yumurtalarını da doldurduk. Hatta bu kuş benim orada da vardı hatırlıyorsunuz. Reels'i var bunun. Mama istiyor musun oğlum dediğim reels'teki kuş bu. Biz de şu anda 4 numarada daha deminki size biraz sonra görmüş olursunuz. Yeşil'in babası. Bundan daha iyi olduğu için yerimizde olmadığı için çünkü 12 kafese kadar düşürdük. O yüzden sahiplenecek. Zaten bizlere güvenen insanlar kuşumuzun her zaman arkasındayız. Beğenen varsa yine bunun için de bana yazabilir. Bilginiz olsun.
Burada da beklettiğimiz arkadaşlar, daha bunları üretime atamadık. Kafesleri göstermiyorum çünkü gerçekten bu nazar işinden bıktık. Şimdi bekleyenler burada bu şekilde ise, şu anda çalışanları siz düşünün. Zaten birkaçını göstermiş olduk yani yavrularını sahiplendireceğimiz için. Ama bir yavruları falan filan bir düşsün. Ondan sonra bu arada sahiplendireceğimiz kuş. Bak burada da çok güzel poz veriyor. Bak şu renklere bak. Vasıflara bak. Şu renklere bak. Vasıflara bak. Şuna bir bak dediğimiz noktası burası arkadaşlar bu işin. Yani burası gerçekten çok kaliteli bir üretimhane oldu. Evet. Bu videoyu evet yakalandık. Yakalandık. Evet. Evet, size bir önceki videoda bahsettiğim yeni aldığımız kuşlardan birisi bu arkadaşlar. Ama bunların videosunu, diğerini görmediniz. Diğeri daha bomba. Bunu Reis'e benziyor diye arkadaşlar aldık ama Reis'ten vasıf olarak yüksek. Yine aynı şekilde üst vasıf bir şovcum bu. Lakabı neydi kral bunun? Sapık. Sapık, evet. Lakabı Sapık. İnşallah Sapık bizlere çok şey katacak. Reis'i özleyenler için böyle bir şey olmuş olsun sizlere. Vasıfı ortada, bir şey demeye gerek yok. Zaten sonra gelecek videoda kimden aldığımızı, ne kadar aldığımızı, ne yaptığımızı sizlerle paylaşacağım. O videoda yakında yüklenecek. Yani eşe atamadıklarımız burada, attıklarımızı siz düşünün diyelim.